Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu izleyicileri. Şu anda Huawei Mate 20 Lite'ın İstanbul'daki lansmanındayız. Telefon Türkiye'de ilk kez tanıtılıyor. Huawei'nin özellikle giriş seviyesi olarak tanımlayabileceğimiz bir modeli Mate 20 Lite. Mate 20 ailesi henüz tanıtılmadı ama Mate 20, 20 ve Mate 20 Pro 16 Ekim'de Londra'da düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılıyor. Bunun öncesinde telefonun Lite dediğimiz daha hafif ve daha temel özellikleri sahip sürümü de tanıtılmıştı. Bu sürümün en önemli özelliği 6.3 inçlik Full View bir ekranı bulunması, yapay zeka destekli Kirin 710 işlemcisi bulunuyor üzerinde. 3750 mAh'lik bir pil kapasitesi mevcut ki Huawei QuickCharge 2.0 desteği sunuyor bu pil. Aynı zamanda arka yüzde de standart olarak artık neredeyse standart haline geldi, şöyle de göstereyim. İkili dual kamera dediğimiz dual kamera teknolojisi de yine arka yüzde yer alıyor. Parmak izi okuyucu da hemen arka yüzün arkasında. Ekran çok büyük mü? Vallahi bence çok büyük değil. Yani telefonun ekran gövde oranına baktığımızda oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Kenarlarda çok fazla boşluk yok. Alt kısımda da çok fazla bir boşluk yok. Çünkü az önce de gösterdiğim gibi parmak izi okuyucu arka tarafa alınmış. Çentik var. Çentiğe bakalım şöyle hemen hızlıca. Çentiğimiz var. Çok büyük mü? Vallahi neredeyse yarısını kaplıyor, öyle söyleyeyim. Şöyle ekrandan da daha net göstereyim. Evet, şu anda gördük hemen çentiği. Güzel de bir çentiğimiz var. Genelde Lightchip ürünleri Mate 10'da da olduğu gibi ilk etapta daha çok uygun fiyatlı arayanlar için piyasaya sürülmüştü. Mate 10 Lite'da da böyle oldu. Mate 20 Lite'da da muhtemelen böyle olacak. Kamera özelliklerine bakacak olsak aslında bu bize birazcık şöyle bir ipucu veriyor. Ne gibi bir ipucu verecek? Mate 20'deki telefon kamera hakkında bir parça ipucu verecektir diye düşünüyorum ama şu anda gördüğüm kadarıyla kameranın Huawei'nin ve Honor'ın telefonlarında kullanılan kameradan bir farkı yok. Hemen hemen aynı özellikler. İşte portre, fotoğraf modu. Şu anda mesela portredeyiz. Şu anda beni görüyorsunuz. Portre, işte fotoğraf, video ve daha fazla dediğimizde çıkan menü. Bütün aslında Huawei ve Honor telefonlarında olduğu gibi birebir aynı menü karşınıza çıkıyor. Bokeh etkisi de var tabii ki, standart olarak zaten böyle bir üründe olmasını da bekliyoruz. Portre modunu aldığımızda burada görüyoruz şu anda. Bokeh etkisini açıp kapatabiliyoruz. Hatta yüz güzelleştirme vesaire gibi etkiler de var. Kameranın diğer özelliklerine baktığımızda çözünürlük işte karşımıza çıkıyor. İşte 20 megapiksel şu anda. RAW formatı var. RAW formatı da çekebilirsin ama Pro modunda aktif olur bu muhtemelen. Bunun yanı sıra yine işte yapay zeka desteği var burada, aynı Honor'da olduğu gibi. Şöyle ekrana yaklaştırayım biraz. Şöyle AI yazıyor ekranda, görüyorsunuz şu kısımda. Yapay zekayı kapatabiliyorsunuz isterseniz.
Evet, şu anda kapattık, şu anda da açtık. Aslında Honor ve Huawei modellerinde gördüğümüz standart bir kamera karşımıza çıkıyor. Huawei Mate 20 Lite'ın ön kamerası ilginç. Şu manada ilginç. Önde de iki kamera var. Dual kamera teknolojisi bulunuyor. Öndeki bu dual kamera teknolojisinin aslında oldukça ciddi faydaları da var. Hatta epey bir geliştirilmiş bazı açılardan. Şöyle ön kamerayı açalım şimdi. Şurayı bir kapatalım, evet. Ön kameramızı açtık. Evet, görüyorsunuz şurada. Çift kamera tabii şu an görünmüyor ama çift kamerada bazı ayar lens özelliklerimiz var. Burada mesela bakın şu anda ben konuşuyorum. 3D emoji A, B, C, D sesime göre yapıyor. İşte arka planı falan değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu anda işte böyle değişik arka planlar yapabiliyoruz. Eğlenceli şeyler. Böyle komik şeyler yapabiliyoruz. Ön kamera epey geliştirilmiş. Bu çift kamera teknolojisi ön kamerada yer alıyor. Arkada zaten var ama ön kamerada ilk kez yer alan modellerden bir tanesi Huawei Mate 20 Lite. Arkada zaten dual kamera epeydir var. Ama önde çok fazla markanın yok. Hatta epey de bir geliştirme yapmış buraya. Öyle söyleyebilirim. Tek elle kullanımı o kadar kolay değil. Bu tarz büyük bir ekranda malum olduğunuz üzere. Ama böyle büyük ekranlı bir telefon isteyip donanım özellikleri de ortalamanın bir tık üstünde olsun diyorsanız alınabilecek bir telefon olmuş. Telefon tabii şimdi böyle bir telefon incelemesi yaptığımızda ya da bir elimize aldığımızda hemen sorulan şey kaç var abi bu? Mate 20 Lite'ın Türkiye fiyatı 3799 TL olarak açıklandı. Evet çok uygun bir fiyat değil ama döviz kurları vesaire dikkate alındığında artık hani bu fiyatlar bize normal gelmeye başladı ne yazık ki. Ama 6.3 inçlik böyle bir telefon için uygun mu? Çok uygun değil onu söyleyebilirim ama donanım özelliklerine baktığımızda uygun olduğunu söyleyebiliriz ama piyasada bu ekran boyutunda bundan biraz daha düşük özelliklerde çok daha uygun fiyatlı telefonlarda bulunuyor. Evet, Huawei Mate 20 Lite elimize aldık. Genel özelliklere şöyle hızlıca bir bakış attık. Güzel bir telefon olmuş. 3799 TL fiyatı bir tık yüksek olduğunu düşünüyoruz ama dolar ve döviz kurlarına baktığımızda artık bu rakamlar makul hale gelmiş durumda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzla ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi bu videonun altına yazabileceğiniz gibi www.teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.